meslektaşlarım. Yeni bir radyo yılının açılışı nedeniyle büyük önderimizin manevi huzurunda toplandık. Dünya Barış Günü'ne denk gelen bugün, atamızın yurtta barış, dünyada barış anlayışını savunan ve yaşama hakkına mutlak anlamda inanan biz avukatlar olarak, gerek ülkemizde yeniden hortlatılan, gerek yakın coğrafyamızda boy gösteren her türlü terörü bu vesileyle lanetliyoruz. Değerli meslektaşlarım, insanlar konuştukları kadar sustuklarından da sorumludurlar. Bir ülkede hukukçular susuyorsa, susturuluyorsa, o ülkede hukuk ve demokrasiden bahsedilemez. Bu nedenle biz hukukçular her fırsatta adalet, insan hakları ve demokrasi vurgusu yapmaya devam edeceğiz. Değerli meslektaşlarım, adalet bir toplumda en üstün değerdir ve bu nedenle de vicdanlarda özümsenmesi gerekir. Adalet toplumların geleceğinin de en önemli güvencesini teşkil eder. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi adaletin güçlü, güce sahip olanların da adaletli olmaları gerekir. Adalet kadar önemli olan bir diğer kavram da şüphesiz demokrasi kavramıdır. Demokrasiyi diğer rejimlerden ayıran temel özellik, iktidarın karşısında etkili bir muhalefetin varlığıdır. İktidar karşıtı muhalif düşünce ve eylemlerin özgürce hayata geçirilebildiği rejimin adıdır demokrasi. Demokrasi, 4-5 yılda bir kullanılacak oy hakkı olarak algılanamaz. Demokratik yaşam, sandık demokrasisine indirgenemeyecek kadar katılımcılığı ve çok sesliliği içermektedir. Demokrasi, hiçbir ayrım gözetmeksizin günün ve yaşamın her anında haklı taleplerin dile getirilebilmesini gerektirir. Bu çerçevede, demokratik bir iktidarın, bireylerin tüm hak ve özgürlüklerle birlikte sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının da bulunduğunu benimsemesi, çevrenin geçmişten kalan bir miras değil, geleceğe bırakacağımız bir emanet olduğunu kabul ederek, alınacak karar ve yapılacak eylem ve işlemlerde bu hassasiyeti üst düzeyde gözetmesi gerektiğini dile getirmek istiyorum. Adalet ve demokrasi, toplumların geleceğinin ve toplumsal barışın en önemli güvencesini teşkil eden iki kavramdır. Bu kavramların en üst düzeyde yaşama geçirilmeleri, siyasi iktidarların aracı değil, nihai hedefi olmalıdır. Adaleti ve demokrasiyi sağlamakla görevli olan kurumların başında hiç kuşkusuz yargı yer almaktadır. Çağdaş demokratik sistemlerde olduğu gibi, özgürlükçü demokrasinin temel hak ve özgürlüklerin en büyük güvencesi olan, her türlü iç ve dış yetkenlerden arınmış, bireylerin kolayca ulaşabileceği, maddi külfet oluşturmayan bir yargı sisteminin oluşması gerekliliği hayati bir öneme sahiptir. Tüm devlet kurumları tarafından adalet ve demokrasinin gereği gibi sağlanabilmesi için bireylerin yargı yoluna başvurmaları, bir başka deyişle yetkili makamlar önünde hak arama özgürlüklerini herhangi bir engelleme ya da kısıtlamaya tabi olmaksızın kullanabilmelerinin yolu açılmalıdır. Değerli meslektaşlarım, unutmayalım ki hak arama özgürlüğü günümüzde başta anayasalar olmak üzere yasalarla, uluslararası sözleşmelerle tanınan, kullanılabilen ve güvence altında olan bir özgürlüktür. Hak arama özgürlüğünün kullanılmasında ve korunmasında hukuki yardımda bulunan, bu amaçla bireyin yanında yer alan, bilgisini ve zamanını hak arayan kişi veya kişilere özgüleyen, hak arama ve savunma mesleğinin onurlu temsilcileri ise avukatlardır. Özetle avukatlık, tarihsel olarak kamusal ve entelektüel işlevlere sahip özel meslekler için gösterilebilecek en uygun örnektir. Avukatlar insanlığa, başkalarının hakkına, mülkiyetine, özgürlüğüne saygıyı öğreten, insan hak ve bildirgesini yazan, kölelikten kurtuluş bildirgesini yayımlayan, çoğunluğun tiranına karşı duran, adaletsizlikle savaşan, kendini hakkaniyete adayan, eşitlik, özgürlük ve barış için mücadele eden, uzlaşmaya inanan insanlardır. Dünya tarihi bunun sayısız örnekleriyle doludur. Demokratik hukuk devletlerinde yargılama faaliyetinin merkezini savunma hakkı oluşturur. Yargılama faaliyetinin merkezine savunmayı, yani avukatı koymadığınızda onun adı yargılama olmaz, yargısız infaz olur. Avukatı ve avukatlık mesleğini bağımsız, özgür, özel kılmak, yargılama sürecinde etkili ve işlevsel yapmak yaşamsal değerlidir. Güçlü ve bağımsız bir yargı için güçlü, etkili, güvenceli bir savunma gereklidir. Değerli meslektaşlarım, birçok yargısal sorunun devam ettiği, avukatsız bir yargı anlayışının yayılmaya çalışıldığı, çevrenin umarsızca katledildiği, terörün hızla tırmandırıldığı, terör saldırıları ve şehit haberlerinin birinci gündem haline geldiği,
yakın coğrafyamızda temel insan haklarının hiçe sayıldığı, masum sivillerin katledildiği bir ortamda yeni bir adli yıl açıyoruz. Adalet ve demokrasinin yerleştiği ve hukukun yaşamın her anında ve devletin her kademesinde egemen olduğu bir ülke ve dünya özlemiyle yeni adli yılın hepimiz için hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım.